Herkese yeniden selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler tekrar karşınıza bir kamera karşılaştırma videosuyla geldik. Bu aralar bu kamera karşılaştırma videolarıyla çokça karşılaşacağız aslında. Çünkü neden? Piyasada yeni yeni telefonlar çıkıyor ve hepsi kameralarıyla ya ben buradayım diyor gerçekten. Bugün de orta segment telefonları inceleyeceğiz aslında. Bir yanımızda Oppo Reno 7, diğer yanımızda ise Huawei Nova SE var. Bu iki telefonun megapiksel olarak farkları olsa da sonucu birazdan sizler de göreceksiniz. Fotoğrafların karşılaştırması yan yana geldiğinde. Şundan bahsetmek istiyorum en başında. İkisi arasında neredeyse 2000 liralık bir fark var ve bu karşılaştırmayı orta segment telefon karşılaştırması olarak gerçekleştiriyoruz. Bazen yorumlarda şeyden bahsediyor olabilirsiniz. Hani bu 108 megapiksellik bir kamera ama bu 64 megapiksel nasıl karşılaştırırsın falan. Ama sonuçları aslında fotoğrafları çektikten sonra görüyoruz. 108 megapiksellik bir kamera 64 megapiksele göre daha kötü olabiliyor bazen performans açısından. Burada sadece önemli olan megapiksel olmuyor. Ekran deneyimi de içine giriyor. İşlemcisi, yapay zekası hepsiyle beraber bir sonuç ortaya koyuyor. Bunları da birazdan sizlerle beraber göreceğiz aslında. Ben telefonların kısaca teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Daha sonrasında fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakacağız. İlk önce Oppo Reno 7'den başlayalım. Bu telefonun kamera özelliklerinde şunları görüyoruz. 64 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu ana kameranın yanında 2 megapiksellik bir makro çekim kameramız ve 2 megapiksellik de bir derinlik algısı kameramız bulunuyor. Video tarafındaysa 1080 piksellik bir video çözünürlüğü bizlere sağlıyor. Ön taraftaysa 32 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü bizlere sunuluyor. Şimdi ise Huawei Nova 10 S'ye bakalım. Huawei'de de ana kamerasında 108 megapiksellik bir kamerayı görüyoruz. İkinci kamerası 8 megapiksellik bir geniş açılı kamerası oluyor. Üçüncü kamerası ise 2 megapiksellik bir makro kamerayla bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasını görüyoruz. İki kameranın da teknik özellikleri kısaca bu şekildeydi. Şimdi ben kendi yorumlarımı katmadan önce ilk önce fotoğraflara ve videolara sizin göz atmanızı istiyorum. Selfie'si, arka kameradaki normal bir fotoğraf deneyimi, video çözünürlüğü, zoom'u bunlara birazcık göz attık. Daha detaylısına inmedik. Umarım fotoğraflar ve videolar sizleri tatmin eder. O zaman fotoğraf ve videolara geçelim. Thank you.
Selamlar, beni şu an Huawei Nova 10 SE'den duyuyorsunuz. Arka kameranın görüntü kalitesi bu şekilde, hareket ettirdiğimde ise böyle görünüyor. Sesim de umarım size iyi bir şekilde aktarılıyordur. Selamlar, beni şu an Oppo Reno 7'den duyuyorsunuz. Arka kameranın görüntü kalitesi bu şekilde. Gün birazdan batacak ama hala etraf aydınlık. Sesim de umarım size iyi bir şekilde geliyordur. Şu an biraz sarsıyorum ve kalite bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Fotoğraf ve videolar bu şekildeydi. Ben kendi yorumumu katacak olursam, Oppo Reno 7'de renkleri bence daha dolgun gösteriyor. Daha soft bir görüntü ve böyle birazcık daha şey, çok çok az da olsa bana bir retro görünüm kazandırıyormuş gibi hissettim. Özellikle o treni çektiğim alanı görmüşsünüzdür. Renkler sanki daha canlı gibi geldi bana ama tabii fotoğrafla oynarsanız eminim Huawei Nova 10 SE'de de aynı etkiyi görebiliriz düzenlersek. Fotoğraf konusuna gelecek olursam, gece çekimlerinde ön kamera selfie'de bana göre Huawei Nova 10 SE daha iyi geldi ama yani birazcık sanki Oppo'da birazcık sarsılmalar varmış gibi hissettim. Aynısı gece çekiminde daha aydınlıktı Oppo Reno 7. Ama Nova 10 SE'de de daha keskindi. Fotoğrafları birazcık daha yakınlaştırdığımız zaman bunu anlıyoruz aslında. Zoom çekiminde Oppo Reno 7 bence yine bir tık öndeydi. Hem daha fazla alan alabildi hem de fotoğraflar yine daha keskindi ve renk konusunda bir tık daha öndeydi gibi hissettim. İki telefonda da makro çekime değinmedik. Çünkü biliyorsunuz ki Oppo Reno 7'de mikroskop kamera yer alıyor. Nova 10 SE'de normal bir makro çekim kamerasını görüyoruz. Gerçekten Oppo Reno 7 çok fazla derin bir detaya indiği için ve Nova 10 SE'de bunu yakalayamadığımız için iki fotoğrafın karşılaştırmasını koymadım. Çünkü yani çok fazla arada bir fark var. Bu makro çekimle mikroskop çekim arasında, yani makro çekim diyemeyiz. Her telefonda olan bir makro çekim değil. O yüzden bu videoda buna yer vermedim. Video çekimi konusunda da 1080p çözünürlükte her ikisi de başarılıydı. Ama ses aktarımı konusunda nedense yine ben Oppo'yu bir tık önde buldum. Ama fotoğraflarda yine dediğim gibi çok da fazla böyle ya dağlar kadar bir fark var mı? Hayır, yok. Birazcık daha oynarsanız Nova 10 SE'nin düzenleyicisinde yine Oppo Reno 7'deki farkı yakalayabilirsiniz. Fiyatlarına gelecek olursak Nova 10 serisini zaten geçtiğimiz günlerde duyurmuştum ve tüm Nova 10 serisini sizlerle beraber inceledik. Nova 10'un fiyatı şu an piyasada 12.000 TL civarında seyir ederken Oppo Reno 7'yi de 10.000 civarında piyasada yerini görüyoruz. Her sitede farklı farklı değişiyor. Tabii ki değerlendirme size kalmış. Bu cihazları kanalımızda da detaylıca incelemiştik. Oradaki videolara da göz atabilirsiniz. Sizce bu yarışın kazananı kim oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 108 megapiksellik Huawei Nova 10 SE mi? Yoksa 64 megapiksellik Oppo Reno 7 mi bu yarışı kazandı? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.